Arkadaşlar selamun aleyküm. Damızlık kümesimizdeyiz balkonda. Size yavrularımı, damızlıklarımın son durumunu göstermek istedim arkadaşlar. Gelin bakalım. Hoppalak. Geçin siz bir tarafa. Geç. Arkadaşlar bir önceki balkon videomda size gösterdiğim yavrular. Şu basık yöntepe aynı kuyruk mavimiz. Arkadaşlar maşallahları esirgemeyelim lütfen. Gerçekten güzel yavru attı. Bu da onun kardeşi. Ayna kuyruğu yok. Ön tepe mavi. Böyle güzel bir takım yavrumuz var arkadaşlar. Onların anne babası. Babası şu bıyıklı dumanlı yumurtaya yatıyor. Sahte yumurtaya. Onu da anlatacağım birazdan arkadaşlar. Annesi de şu mavi. Burada bir takım susam yavrumuz vardı şu köşe follukta. Bildiğiniz gibi bir önceki videomda göstermiştim. Onların birini kaybettik arkadaşlar. Bir tanesi öldü. Sebebini de anlamadım. Kardeşi duruyor ama. Kardeşi bu yavrucak. Bu da dış çiçek vardı. Ama iyileşti arkadaşlar. Otoparkta uçurduğum susamilerin kardeşi arkadaşlar bu. Şimdi anne babasını da yakından göstereceğim size. Bunlar benim balkonda aldığım yavrularım. Gördüğünüz gibi maşallah. Susam yavrumuzda dış çiçek vardı. Gözleri falan çok kötüydü. Atlattı. İyileşti arkadaşlar. Susamilerimizin ana babaları arkadaşlar. Şu anneleri, şu da babaları arkadaşlar. Otoparktaki uçurduğum susamilerin ana babası ve buradaki susaminin. Bunlar benim damızlıklarım arkadaşlar. Şurada geç bakayım kızım sen. Şurada da bir takım yavrumuz var. Şöyle göstereceğim size. Bir takım mavimiz var burada. Biri sazlı attı. Sazını gösterebilecek miyim? Bir saniye göstereyim. Ay. Sen miydin? Yok bu değil. Hanginizde saz? Heh, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek sazı var. Sazlı attı bir tanesi. Ama sorun değil arkadaşlar. Biz oyun kuşunda saza söze bakmıyoruz. Oynasın yeter. Böyle bu güzellikler de böyle büyüyorlar. Bunlar da arkadaşlar şimdi göstereceğim. Şu sabuni ön tepe dişimizle bu erkek mavimizin yavruları. Otoparka bir sabuni götürmüştüm hatırlarsanız önceki videolarımda. Onların ana babası yani bu maviler o otoparka götürdüğüm sabuninin alt yuva kardeşi oluyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar iki tane orada. Üç tane de bu şekilde yavrumuz büyüdü. Şimdi bunlar bir hafta 10 güne arkadaşlar otoparka gidecek. Otoparkta bunları da uçuracağız. Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi çok güzel yavrular. Yakında uçumlarını da göreceğiz inşallah. Yavru alımını durdurdum arkadaşlar. Çünkü yaz yavrularında problemler oluyor. Hatta o basık öntepe yavrumuz da aynı kuyruk olan sıkıntı yaşadı. Pıh pıh falan oldu. Bir kırıldı. Kırgınlık falan geçirdi. Yavru apıyla. Yavru apım şu arkadaşlar. Bir saniye videoyu durdurayım göstereyim. Evet açtım kapağını arkadaşlar. Şöyle bir yavru apım var. Bunu ben buradaki güvercincilerden aldım. Siz internetten de bulabilirsiniz. Mesela Depovit marka olanı var. Yani fiyatı uygun. Yavrulara çok iyi arkadaşlar bu takviye. Sabah akşam veya vaktiniz yoksa günde bir kere de verebilirsiniz. Bir tane, iki tane verebilirsiniz. Ve Hibrodoxy. Her kümeste olması gereken bir ilaç arkadaşlar. Sanırım bunun üretimi durdurulmuş ama hala satan yerler var. Stoklarda olan yerler var. İşte kıhkığa, solunum yolu rahatsızlıklarına, balgama falan çok iyi. Birebir arkadaşlar. Basık öntepe yavruyu ben bunlarla kurtardım. Şu an toparladı çok şükür. Ondan sonra size söylemek istediğim yavru alımını durdurdum arkadaşlar. Şu an sahte yumurtalara yatıyorlar. Hatta susami de mesela şuraya yumurtlamıştı. Kolluklarda herhalde yer bulamadı kendine. Şuraya yumurtlamıştı. Onu da yumurtasını aldım. Şöyle kaldırdım kenara tutmasın diye. Bu da sahte yumurta. Hani bir daha yumurtlamasın diye. Dişi erkek ayıracağım çünkü. Yavruların büyümesini bekliyorum. Bir daha yumurtlamasınlar diye sahte yumurtayla avutuyorum onları. Kendi yumurtası gibi yatıyorlar üstlerine. Onun haricinde şimdi şu yavruları aşılayacağım arkadaşlar.
Diğerlerinin aşılarını yaptım. Bu iki miniyi de aşılayacağım. Bunlar da 2 hafta sonra, 3 hafta sonra otoparka gitme seviyelerine gelirler arkadaşlar. Kuşlarımız böyle arkadaşlar, sağlıklılar çok şükür. Ama yazın arkadaşlar normalde Mayıs, Haziran gibi yavru alımını durdurmak gerekiyor. Ki kuşların, hem kuşların dinlenmeye ihtiyacı var, hem de yazın sıkıntı oluyor arkadaşlar yavrularda. Yaz yavrusu sıkıntılı oluyor. Hayvan işte doğuyor, büyüyor, tam büyüyor, tüy dönemi başlıyor. Yani doğru düzgün uçuramıyorsunuz da hastalıklara yakalanma ihtimali çok yüksek oluyor. Yani yazın yavru almak çok iyi değil arkadaşlar. Ben şimdi ayıracağım ta ki Kasım'a, Aralık'a kadar. Yani 4 ay boyunca hem hayvanlarım dinlenmiş olacak, hem de böyle daha sağlıklı yavrular alacağım arkadaşlar. Kasım'da, Aralık'ta tekrar eşe atacağım kuşları. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolarımıza da mutlaka göz atın. Kanalımıza destek olun. Videolarımızı beğenin. Yorum yapın. Ki biz de bu tarz videolar çekmeye devam edelim. Böyle güzellikleri. Gel. Böyle güzellikleri çekip size atmaya devam edelim arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın maşallah. Bunlar bir hafta 10 gün sonra otoparkta olacak arkadaşlar. O videolarımızı da takip edin. Aşama aşama, kademe kademe her şeylerini, uçumlarını birlikte görelim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.